الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. İçinde bulunduğumuz üç aylarınızı tebrik eder, geceleriniz ve günlerinizin bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Toplantının sebebi merasim olması sebebiyle konuşmamı hulasa yapmak istiyorum. Mevzumuz niçin sıkılıyorum? Yani ailevi ve kişisel içsel yapımızın nerelerde bir sorun var diye, nereden kaynaklanıyor diye ben hulasa şeklinde ifade etmeye çalışacağım. Allah istifade ettirmeyi nasip eylesin. Sıkıntının sebeplerinden, bütün dertlerinin dermanı olan imanını artır. İman esaslarıyla aklına ve kalbine yatırım yap. Allah Celle Celaluhu dostlarına düşman, düşmanlarına dost ol. Hayatından daha değerli gaye ve hedeflerin olsun. Yani insanın hayatından daha değerli hiçbir şeysi yoktur. Hayatından daha ulvi bir hedefi olursa bu hayat yaşamaya değer. Hayattan daha kıymetli bir dava olursa hayat kullanılmaya değer. Hayatımızdan daha basit sebeplere gaye edinirsek yaşamaya değmez. Hani deriz ya, her şey üstü üstüne geldi. O da merdiven oluşturuyor demektir. Her şey alt alta geldi, aşağı götürüyor demektir. Hayatından daha değerli gaye ve hedeflerin olsun. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla aklını mutlu edemeyeceğini bilmen lazım. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu yapamazsın. Bu aklı mutlu etmenin yolu ve yöntemi bu aklı verene bunu bağlamaktır. Buna akıllı denir. Eğer bu akılla bunu memnun etmeye çalışırsan ona zeki denilir. Yani bu aklı yapana aklı bağlamak vahiydir. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akılla bu aklı memnun edemezsin. Hayatına giren her şey hayatlandığını ve ruhlandığını unutma. Gözünle, burnunla, kulağın, dilin vesaire hangi organ ve azalarımızla içeriye ne giriyorsa içerisi hayatlanıyor ve ruhlanıyor. Göle giren ıslandığı gibi. İçeriye giren her şey ama. Dizi seyrederken, film seyrederken, sohbet dinlerken, bir şeye dokunurken, bir şeyi duyarken her ne içeriye giriyorsa içeriği aktif ediyor. O zaman İmam Azam Efendimiz'in şöyle bir sözü var. Gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa çıkış yolunu kontrol edemezsin. Dünyanın mahiyetini ve insanın hakikatini keşfeden insana her şey müstakar olur. Hadiseler insanları değil, insan hadiseleri yönlendirir. Dünyanın ve insanın hakikatini keşfeden insana hadiseler insanı değil, insan hadiseleri yönlendirir. Ve dert zannettiğimiz şeylerin insanlığımızın kıymetinin, değerini düştüğünün göstergesi olduğu anlaşılır. Yani dertlerin büyük zannediyorsun. Oysa hayatımızın değerini bilemeyişimizden dertler büyük gözüküyor. Hayatın kalitesi yükseldikçe yukarıda zannettiğimiz dertler aşağı indiğini göreceksin. Öz güvenimizin sarsılmasından kaynaklanıyor. Hulasa edeceğimden dolayı fazla izah yapmıyorum.
dünyanın mahiyetini ve insanın hakikatini keşfeden insana her şey musakhar olur. Hadiseler insanları değil, insan hadiseleri yönlendirir. Dünya hayatını ganimet olarak gör. Unutma, geçmişte milyarlarca insanın toprakta olduğunu ve yalvardığını Kur'an söylüyor. Ne olur ya Rabbi, bana bir an mühlet ver. Dünyaya çıkayım. Peki milyarlarca insanın toprak altında bir dakikalığına Allah ömür verseydi, çıksaydı firavunlar, şeddatlar, nemrutlar, bir sürü insanlar var, kaybedenler veya orta hali olanlar. Çıkıp ne yapardı? Sonsuz cehennemden sonsuz cennete dönüşü olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceklerdi. Milyarlarca insanın elinde olmayan bir dakika şu anda senin elinde var. Onların elini geçmemiş ve geçmeyecekti. Dünyayı ganimet olarak görmek lazım. Bir nefesin, bir nefes almanın ne olduğunu astım hastalarına sor. Senin de derdin var. Bak Almanya'da geçen bir hadisemi anlatayım. Gerçi bu konunun içinde notlarda yok ama bakalım senin de derdin mi varmış. Cami imamlığı yaparken teravih Ramazan'da cemaatimizden bir kız çocuğu, yani cemaattandı bani babası, 13 yaşında kanser. Ziyaret ettim. Onu daha önce senelerde de çocuğa Kur'an öğrettiğim için Hasan amca derdi bana. Hastaneyi ziyaret ettim. Annesine dedi ki, hani çıkar mısın, Hasan amcamla kalmak istiyorum. Hastanede yatan 13 yaşında kız. Çıktı. Bu olay tabii çok oluyor. 3-5 sene arası oluyor. Çıktı, dedi ki bana, Hasan amca, benim kanser olduğumu ben biliyorum. Ama anne babam üzülmesin diye onlara söylemiyor. Hem de çaktırmıyor. Sen bana söyler misin? Azrail nasıl gelecek? Dedim ki, en çok kimi seviyorsun Allah'ın dışında? Ustadındır, peygamberdir, şunu bunu. Azrail aleyhisselam o surette sana gelecek. Sonra onları anlattım. Nasıl insan öldüğünü, öleceğini. Vefat ettikten sonra ben Türkiye'ye gelmiştim. Annesi bana diyor ki, hocam içeride siz ne konuştunuz? Hayırdır dedim. Kızımı rüyada gördüm. Kızım bana dedi ki, Hasan amcanın anlattığı gibi de değilmiş. Daha güzel birisi olarak geldi. Azrail aleyhisselam. Çünkü Azrail diyemezsin. Aleyhisselam peygamberdir. Meleklerin peygamber olarak kabul ediliyor. Azrail aleyhisselam cehennem zebanisi değil ki. Kanser öldürmez kardeşim. Ömür bitince Allah ona sebep olur. Bir sebep yapar. Kanser öldürmez. Yuhyi ve yumit. Dirilten de öldüren de odur. Ya. Senin de derdin varmış değil mi? 13 yaşında kız. Hasan hocam anlattığı gibi de değilmiş. Daha güzeldi diyor. Azrail aleyhisselam için söylüyor. Ya. Bir nefes almanın ne olduğunu astım hastalarına sor. Ve sebeplerin tesiri hakikileri olmadığını, vesile ve sebep ve tezgah olduklarını inanman nispetinde esbab aleminde rahat edersin. Anne karnındaki hadiseler ve organlar gidecek olduğunu gösterdiği gibi çocuğa, anne karnındaki çocuğa takılan organlar gidecek olduğu alem için takılmış. Anne karnındaki çocuğun ayağını, gözünü, kulağını orada bir manası yoktur. Top oynamayacak, ayak ne işe yarıyor? Kol işe yaramıyor, göz, kulak işe yaramıyor. Niye takılmış? Hangi aleme gidecekse o alemde kullanılacak cihazlar takıldığı gibi insanın ruhuna takılan istidat, kabiliyet, meyillerin yapısı, sistemi dünyayı göstermiyor. Gidecek olduğu alem olan ahireti gösterip ispat ediyor. Mesela beka arzusu, ebedler arzusu,
Nasıl ki çocuğun ayağı dünyayı gösteriyor, gözünün var olması renkler ve şekillere alemine gideceğini gösterdiği gibi, insanın ruhu da ahireti gösteriyor. Eğer iman edip ahireti, ahiret inancını eve hakim kılarsak evde kavga olmaz. Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim, empati diyorlar. Sence sana yakışmayan o davranışı, seni rahatsız eden o sözü duyduğun zaman, ya bana bunu nasıl söyler ya, bana bunu nasıl yapar diyeceğini şöyle bir yap. Gözünü kapa, eşinin, anne, babasının kültürünü, dine hassasiyetini, helal haram büyüklüğünü, yani ne kadar büyütmüştür, eşinin yaşını, ortamını, kültürünü, anneannesini boyalan, oradan bu tarafa bak bakalım. Onun söylediği, yaptığı gayet ona uygundur. Sana ters gelmesinin sebebi buradan oraya baktığındandır. İşte iman-ı bir ahiret bunları öğretiyor. Merhameti öğretiyor. Evde adalet yoktur. Evde hak yoktur. Ne var? Şefkat var, kucaklama var, affetme var, fedakarlık var. Fedakarlık var, şefkat var. Meşguliyetsiz olma. Psikoloji soruları olanlara diyordum. İki doktor öneriyorum. Bazıları diyor ki şimdi belki hangi doktorla ortak çalışıyor. İki doktor öneriyorum. Bir, doktor meşguliyet. İki, doktor teslimiyet. Allah'a karşı Allah'ın icraatını, fiiliyatını sorgulama. Allah'a teslim ol, işsiz kalma. Mutlaka bir işle meşgul ol. Gaye hayalin olsun, mutluluğunu şarta bağlama. Yani şu işim, bu işim olursa, falan şey elime geçerse, dostlarımla sohbeti veya mutlu olurum deme. Şu işim olursa, bu işim olursa, bunu yapabilirsem gibi. Mutluluğunu şarta bağlama. Hemendir mutluluk. Var olandan mutlu olmaya çalış. Bak bakalım sende var olan nimetleri kaç kişide var? Ayağın felç değil mi kardeşim? Kör müsün? Ama iki kulağın var. Rahatça nefes alabiliyorsun. Eğilip kalkabiliyorsun. Şey diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri, sağlığın diyor 5-6 tane maddesini sayıyor. Onlardan bir tanesi çok ilginçtir. Rahatça iştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? 2. Yürüyüp terleyebiliyor musun? 3. Gülüp ağlayabiliyor musun? Allah Allah. Gülüp ağlayabiliyor musun? Çoğunluğun şeylerine bak. Ama biz var olanların farkında değiliz. Minnettarlığımızı kaybetmişiz. Minnettar olan fark eder, fark eden şükreder. Şükreden de hayatından lezzet alır. Niye? Kendi hakikatini ve kainatın varlığın hakikatini keşfeden olaylara öyle davranır. Çünkü dünya rahat yeri değil. La rahat eti dünya ila davul azir. Dünya rahat yeri değil. Olmayan bir şeyi olmayacak yerde aramak kendine kötülük yapmaktır. Adeta olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Ruhun karşılığını dünyada bulamazsın. Dostlarınla sohbeti ihmal etme. Silah-ı rahimi kesme. Silah-ı rahimi şöyle anlıyor. Okuyanlar hariç. Silah-ı rahim akrabalar arasındaki bağ diye anlıyor. Tamam, o bir cüzüdür. Silah-ı rahimin 4 unsuru var. Bizim alakadar olduğu için söyleyeceğim bu ortamda. 1. Hukukullah. 2. Hukuku Resulullah. 3. Hukuku Asliya, asıl imamı. 4. Hukuku Mutedeyn Valideyn. Silah-ı rahim Arapçası sıla bağ demektir. Rahime bağ. Yani Bismillahirrahmanirrahim'deki rahime. Rahmana değil. Silah-ı rahman değil. Sıla-i Rahim, rahim olan Allah'a bağ. Bunun içinde namaz var.
Allah ile bağlarımız sorgulamakla, silah-ı rahimini kesme. Sırf anne baba akraba ziyareti değil arkadaşlar. Silah-ı rahim, silah-ı rahman değil bu. Rahim ruhsal yapıdır. Ruhuna yatırım yapmaktır. Namaz kılmaktır silah-ı rahim. Allah ile bağdır. İki, hukuk-u Resulullah, sünnet-i seniyyedir. Hayata hakim kılmak. Üç, asıl imamını tanımak, onun çözüm yollarını, yöntemlerine sahiplenmek, öyle bakmak. Dört, dinine ve davana zarar vermeyecek mütedeyn validi, akrabayı taallukattır. Silah-ı rahim, Bediüzzaman Hazretleri Bağla'da Mübifat-ı Seba'nın içine koydu. Beni çok alakadar ediyordu. Orada içki var, silah-ı rahim var, namazı terk etmek yoktur. Nasıl orada namazı terk etmek maddesi yok diye beni çok meşgul etmişti. Sonra baktım ki silah-ı rahim Allah ile o bağ olanların tümüdür. Rahime olan bağ demektir. Silah-ı rahimini kesme. Günahlara karşı takva zırhını giy. Hayatının içine imanı bil, ahireti koymayı unutma. Asıl imamını bulamamak, tanımamak, bulmuşsa sadakat göstermemek. Herkes iddia ediyor ama asıl imamını bulmak yetmiyor. İlim yapmak yetmiyor. İlmin kıblesi sadakattır. Asıl imamına sadakat yapılmasa o ilim yanlışa götürür. İlmin kıblesi sadakattır. Hangi mevzuya olursa olsun sadakatı kaldırın, hiçbir manası yoktur. Uvvet yapacaksın, sadakatsız düşün bakalım. Sevgi yapacaksın, sadakatsız sevgi nasıl olacak? Yani Allah için olmalı, yöntemi de o belirlemeli. Dostlarını şarta bağlama. Yani birisiyle dost olmaya çalışırken, ya falancayla ana karnını kesersen, falancaya karşı tavır takınırsan, ben seninle dost olurum deme. Dostlarınla dost olmaya çalışırken şarta bağlama. Bunu daha çok oluyor bizim toplumda. Onunla alakan varsa ben de seninle işim yoktur dememek lazım. Dua edememek. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmamak. Amelde ve itikatta ehli sünnet ölçülerinde yanlışlık yapmak. Sıkıntının sebeplerini sayıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne demişler ki, iyi olmak istiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, ben şimdi bir insanın iyi olabilmesi için, belki iyi, belki bir iki saat konuşurum. Bir insan nasıl iyi olur? İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle demiş, iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Ben onu şöyle izah ediyorum altını. İyi olmak istiyorsan, iyi duygular taşımak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan bir, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yap. Doğru yer, kutsi yerler. Doğru insanlar, iyi adamlar. Orada fitne yapıyorsun, olmadı. Doğru yerdesin, doğru insanlarla berabersin, fitne yapıyorsun, olmuyor. Doğru yerdesin, doğru iş yapsan bile doğrular, diğerleri de doğru olması lazım. Yani üçünü unutmamak lazım. İtikadını Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle ölçmek. Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tarp, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Sıkıntı bunun dışında oluyor. İnternet ve televizyonlara bağımlı olma. Özel hayatında ölçülerin dışına çıkma, nasihatı kabul etmemek, evrak ve eskarlarını bırakmak, okumamak, aile hayatında fedakarlık yapmamak, naz yapmak, fındık kabuğunu doldurmayacak şeylere kavga sebebi saymak, yuvaya şefkat hakim kılamamak, hayatının içerisine Allah'ı koymamak, ticaret yaparken, dostları seçerken, içerisinde Allah razı mı diye sorgulamamak, yani sorgulamak lazım. Sıkıntının sebepleri,
zamanda kimseye kefil olmamaya çalış. Bu zamanda 20 kişiden bile bir kişiye güvenilmez bir kaydedir. Niçin? İmam Ali radıyallahu anh diyor ki, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edemiyorsan, insanlara iyilik yapmayı kes. İmam Ali radıyallahu anh. Çünkü insan verdiğiyle beraber gidiyor. Sanki kendisini de tatıyor. İlle bir mukabele bekliyor. Onun için böyle bir asır değil, zor. Onun için kimseye kefil olma, olmamaya çalış. İslam hukukunda kefil olan borçlu gibidir. Sonradan öyleydi de aslında böyleydi, böyleydi. Bir sürü ailevi sorunları yaşıyoruz. Başka, bir delikten iki defa ısırılma hadis. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir delikten ısırılmaktır. Mesela arkadaşlar, ben sizi ilk bir defa aldatırsam suç benimdir. Aynı konuda gene ben sizi aldatıyorsam suç senindir. Hatır için talak verme, nikah yapma, günah ve farzları yapma. Ulemanın şeyini sayayım, belki lazım olur. Hatır için boş, yani talak verme, nikah yapma, yemin yapma, dava seçme, namaz kılma, haram yapma. Hatır için bunlar olmaz. Ya senin için karıyı boşadım. Allah. Bazen oluyor bizim Karadeniz'de oluyor. Böyle yemin ediyorum. Üçte dokuzu çarptırsın şu şeytanla olmazsa ben bir şöyle yaparım. Ya kardeşim Allah Allah ya. Sen o kadar basit sıradan bir şey mi zannediyorsun gömlek gibi eşin ya? Yani şu tarlamla şöyle olmazsa ben karıyı boşarım. Veya senin hatın için şu içki içeyim hadi. Tamam senin bir bazı yerlere gidiliyor. Denk geliyor. Hatır için de dava seçilmez. Sahabe-i kiram babasına, oğlu babasına, baba oğluna kılıç çekmiş. Hatır din için olur. Dinde hatır var mıdır? Vardır. Allah diyor ki Celle Celle, bu Bedir ve Uhud'a katılan, o savaşa katıldıkları için onun hatırına geçmiş günahlarını affettim diyor. Bak hatır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim hatırım için sahabeme dil uzatmayın. Ama sana da hatır. Ulvi ve kutsi şeylerin hatırları vardır. Buna şefaatçi denilir. Ama bunu Vehhabiler anlamadığı için şefaati reddederler. Oysa hatırdır demek. Hatır. Hatır saymak. Başka? Allah'ın icraatlarını sorgulama, yargılama, memnun olmaya, razı olmaya çalış. Senin için en doğru olan budur. Oğlanda hayır vardır. Sırrı hadisini unutma. Oğlanda hayır vardır. Ya keşke. Keşke bataklıktır. Geçmişinle dalma. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı, keşke bataklıktır. Geçmiş kaderdir Bediüzzaman'a göre. Geçmiş ve günahlar, musibetler, günahlar, masiyetler diyor. Musibet, kaderdir. Geçmiş musibetler ve geçmiş musibetler kaderdir. Gelecek ve günahlar tekliftir. Geçmiş kaderdir. Peki çaresi var mı? Yani keşke böyle demeseydin, keşke yapmasaydın. Ya nereden tanıdım ya bunlar, nereden evlendim? Deme, bitti. Niye ortalama o da sana göre öyledir. Geçmiş kaderdir. Peki geçmişimizi sorgulamayacak mıyız? Geçmişin telafi tövbedir. Eğer geçmişinle meşgul olursan bugünü kaybedersin. Geçmişinden intikam almak istiyorsan bugünü güzel yaşa. Geçmişinden intikam almak istiyorsan bugünü güzel yaşa. Eğer geçmişindeysen bugünü kim yaşayacak? Bugün de gitti. Olanda hayır vardır. Ne o kadar hoşuma gidiyor ki bu şeyde. Başka bir şey hatırlattı bana bir filozofun sözünü. Hayır demekte hayır vardır demiş adam. Hayır demekte hayır vardır. İçi yananlar bu sözü altın gibi görürler zannediyorum. Allah'ın rahmeti inmediği isyan yerlere girmeyiniz, gitmeyiniz.
Allah'ın rahmet inmediği, isyan edildiği yerlere gitmeyiniz, girmeyiniz. Mesela misal aşağı. Şurada içkiler olsa. Duygu ve hislerine hakim olmak istiyorsan düşüncelerine hakim ol. Yani doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bir daha söylüyorum. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler balon gibidir. İçine girersin. Misal yapayım. İçerinizde öfke var. Birisine karşı. Şehvet var, gadab var, mal düşkünlüğü var. İçimizdedir. Ne zaman biz onu düşünürsek, tasavvur edersek, o balon gibi büyür. İçimizde olan şey büyüdükçe bizi içine sokar. Fidi mafi. İçimin içine girmek. İçim dışımda, dişim içimde olur. Mesela bir misal vereyim ona ait. Bir sporcu mermeri kırılacak veya halter kaldıracak. Geldiği zaman böyle sağlana sağlana geldiği zaman halteri kaldıramaz. Ne zaman gelir böyle gelmeden gözünü kapar, konsantre olur. Spor lisanı konsantre olur. Bizim lisanda tefekkür yapar. Böyle konsantre olur. Sonra ay diye kaldırır. Peki o güç neredeydi? İçimizde olan gizli gücü konsantre olarak aktif ettik. Aktif ediyorsun. Veya bulaşık yıkarken, araba falan yaparken hanımlar daha çok bulaşık. İçinde olan nefret çekirdekti. Düşündükçe büyüyor, büyüyor. İçin dışına çıkıyor, içine giriyorsun, artık o oluyorsun. O zaman ne düşünüyorsan ona ait his çıkıyor. Tefekkür ettiğin zaman seni içine alıyor. Cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Bunu gidenler belki görsün diye söyleyeceğim. İzmir Ödemiş ilçesinin lisesinin kapısına müdür arkadaşımız büyük bir tabelayla yazdı şu cümleyi. Çok hoşuna gitmiş. Bizim nurdersi.com'da bu psikolojide geçiyor bu cümlem. O adam okulun büyük yerine girişine yazmış. Ne yazmış? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Davut Aleyhisselam şöyle bir ayeti var. Ne Arapçaya benziyor, ne İbranice ne de Farisçe. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Bir daha tekrar ediyorum. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Onun için de malzeme olmalı. Gittiğiniz yer çok önemlidir. Düşünceleriniz neyse siz osunuz. Neyi düşünüyorsan onun içine giriyorsun demektir. Başka? Allah'ın rahmetini okuduk. Anne babana sağsa ve akıllı ve uyanık isen yanından sakın onları ayırma. Anne baban sağsa, sen de akıllı adamsan, fırsatı çok seviyorsan sakın yanından ayırma. Belalara şemsiye gibi olduğunu unutma. Hadistir. Başka? Hayatındaki doğru kurallarından taviz verme. Doğru kurallarından taviz verme. Eğer doğrularından taviz vermesen şeytan sana selama durur. Bazen hayır demekte hayır olduğunu unutma. Kibir budalalıktır, kuyudur. Bediüzzaman Hazretleri kibre kuyu olarak vasıflandırır. Kibir kuyudur, haset hapishanedir. Haset ise hapishanedir. Tiryakilik ve bağımlılık ise köleliktir. Tiryakilik ve bağımlılık
köleliktir. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru yapmanın yolu ve yöntemi Bediüzzaman Hazretleri'nin Laika mektuplarını okumakla mümkündür. Bir yerde sordular da, kardeşim sen doğru yerde, doğru insanlara doğru iş yap. Herkes bana göre böyle diyor, diyor. Peki, bunu söyleyen, isim vermeyeceğim de, bir mecliste bir büyük alimi ziyaret etmişti. Ona dedim ki, İmam-ı Gazali der ki, İmam-ı Gazali der ki, her ilim sahibi olabilirsin ama ilmi siyasetin yoksa kürsüye çıkamazsın. Peki dedi ki, Bediüzzaman'a göre ilmi siyaset nedir dedi, bana anlat onu. Ben sana hulasa edeyim dedim. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, bunları takip ederek söylemektir. Böyle yaptık bu sefer. Ya bunu ben nereden öğreneceğim dedi. Bediüzzaman Hazretleri'nin Laika mektuplarıyla oluyor. Kastamonu Laikası denen bir eser var. Diş dünyamızı tanzim ediyor. Şöyle diyor. Yap, yapma, git, gitme. Emir daise diye bir laikası var. Ruhsal yapımızı tanzim ediyor. Yani hislerimizi ve düşüncelerimizi kontrol alma yöntem ve kurallarını söylüyor. Kolay değil. Baştan son birkaç dakikam kaldı. Her istediğinizi ifrat şeytanlıktır. Tefrit ise nefsi emmareliktir. Yani her isteğimizin ifratı şeytanlıktır. Tamamen istememek de nefsi emmareliktir. Vasatı ise sünnet-i seniyedir. Başka? İstemediğin halde yanlışlardan kurtulmanın ilk yolu sebeplerini ortadan kaldırmaktır. Bunu koruyuculuk, hekimlik diye doktorlar kullanır. Yani bir şeye muhtara olduktan ve alıştıktan sonra ondan kurtulmak zordur. Yapmamak zordur. Ama ondan kurtulmanın birinci şartı ona götüren sebepleri terk etmektir. Mesela esrara muhtara olan bir insana esrar iç ve çare değildir demek. Esrara götüren sebepler arkadaşını terk ettirmektir. Hadis-i şerifte geçiyor. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Başka bir hadiste kişi arkadaşının dini üzeredir diyor. Dostluğunu şarta bağlama, Yemen'de, İçmen'de ve özel hayatında İtidali takip et. İmam Azam'ın o sözünü tekrar hatırlatıyorum ki kesiyorum. Gireni kontrol edemeyen çıkanı kontrol edemez. Televizyon ve internetlerde madem ailevi psikoloji diye buraya çıktım. Televizyon ve internetlerdeki o meşru dizi zannettiğinin arkasında 25. kare kullanılıyor. Ben bunun sorgusunu verdim. Mahkemede, savcılıkta yargılandım. Her televizyonun dizisi de var diye Bakırköy'de yargılandım. Beni suç duyurusuna bulunmuşlar 3 televizyon. Bir tanesi Fox, bir tanesi Ulusal, ötekisini tespit edemedim. Ne demişim? Her dizinin arkasında 25. kare kullanılıyor. 25. kare uzundur, onu merak ederseniz takip edersiniz. Hele hele Coca-Cola reklamın arkasında cinsellik 25. kare var. Niye anlattın Hasan bunu peki? Coca-Cola içen de içer içmez 20 dakika sonra cinsellik dürtüsü aktif olur. Hani dersin başında demiştim, gözünüzden, kulağınızdan, burnunuzdan, ağzınızdan, elinizden içeriye ne giriyorsa aktif oluyor. Hiçbirisi cansız değil. Bakın ben su içiyorum. Cansız olamaz. Tırnak olur, saç olur, olur. Organ olur. İçeriye her giren canlı ve ruhlanıyor. Ona göre dikkat etmek lazım. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Cenab-ı Hak 3 aylarımızı hayli eylesin.
nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun, üzerinize olsun. Ve ahir devamu elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.